Öğrenci, nasıl yolculuktu ha? Öldüm sandın, değil mi? Ben de öyle düşündüm. Beni unutma. Ama gülmek kanka, gülmek tüm kuralları değiştiriyor. İçime girdiler. AKP'ler içime girdi. Gülmekle olan bağımı kesmeliydim. Yoksa kontrolü tamamen kaybedecektim. Ve sen oradaydın. Önümdeydin. Önümde kaygılanıyordun. Abi şansımı denemeliydim. Sana başladığım şeyi bitirme şansını vermeliydim. Bu tek umudumuzdu. Şuna bak. Yalnızca İstanbul değil. Sadece Ankara'da değil. Bak AKP'ler ezelden beri her yerde denmiş. Ve her yeri bunlardan kurmuşlar. Her yeri. Öğrenci olmak çok hoşdur ama benim hayallerini, umutlarını ve vizyonunu yok edecek bu videoya hoş geldin. Ben Çılgın Lee. Şimdi sıraya otur ve beni dinle. Ne dinlemek istemiyor musun? Zaten bir yıl çok sıkıcı mı geçti? Ama ben sana yararsız bilgiler vermeyeceğim ve ezbere konuşturmayacağım seni. Sana yararlı ve ezber olmayan bilgiler vereceğim. Şimdi otur ve beni sonuna kadar dinle. Türkiye'de öğrenci olmak mı? Dünyanın en zorlayıcı oyununu koysalar o bile kolaydır, eminim buna. Bu simülasyonda Türkiye'desiniz ve elinize bir KYK veriyorlar. Fakir olduğunuz için burs veriyorlar. Şaka şaka. Fakire kim burs verir? Kredi alıyorsunuz. 850 TL. Aileniz varsa çok iyi, aileniz yoksa çok kötü. Biz bu simülasyonda ailemizin olduğunu ve 1000 TL verdiklerini düşünelim. Ve aylığımız 1850 TL. Bir öğrenci için mükemmel bir para. Kendi ailenin bulunduğu ilçedeki üniversiteler puanın yetmedi. Ve başka bir ilçede başka bir üniversite okuyoruz. Ve başka bir şehrin üniversitesi çıktı. Zaten bu kura çekiliş yeri gibi. Sen ne yazarsan yaz, istediğin gelmiyor. Ve sana Gastamonu geldi. Bir an orada deniz olduğunu düşündün ve neden güzel olmasın dedin, değil mi? Ve zamanı gelince atladın otobüse, gitmeye başladın. Sonra bir baksın ki orada deniz falan yok. Çünkü şehir çok absürt bir yere kurulmuş. Aman aman, nereye geldik bir anda? Neresi burası lan? Daha demin evdeydin. Evet, gittiğin üniversite bir taşra üniversitesi. Hoş geldin buraya çıktığın adam. Allah'ın Gastamonu'suna hoş geldin. Evet, bunu düşündüm ve kafayı yemeye başladım. Nereye geldim lan ben? Sen çılgın bir çocuk olduğun için şanslı bir çocuksun. Çünkü sadece çılgınlara KYK yurdu çıkıyor. Ve sana KYK yurdu çıktı. Buna şükretmen lazım. Çılgın çocuk, benim gibi sen de çılgınsın. Ne bekliyorsun? Abone olsana. Bak hala bekliyor ya. Lan alık, aras, abone ol. Heh, bir de beğen. Helal lan sana. Şimdi üniversitede bir KYK'dasın. Gittiğin yerde asosyal bir çılgınsan ilk günlerin çok kötü geçecek. Yani üniversiteyi, her şeyin düzeldiği mükemmel bir yer olduğunu düşündün, değil mi? Seni çılgın seni. O zaman beni iyi dinle. İlk gün dersin yok ve ilk günü yurtta geçirdin. Akşam oldu ve yemek yemen lazım. Hadi bir yemekhaneye gidelim. Oha, 400 gram pilav 4 TL mi? Ucuz deyip aldım ve tavuklu yemek 8 TL. Onu da aldın ve ilerledin. Bir meyve suyu 3 TL. Onu da aldın. Etti mi sana 15 TL? Hemen senin ardında bulunan kişi sana KYK yardımı 13 TL. Yanında 2 TL olması lazım diyor. Evet, KYK yemek yardımı yapıyor. Sabahları 6, akşamları 13 TL. Toplamda 19 TL ediyor. Sonra parmağını okutup masaya geçtin. Yemeğini yedin. Sonra bir baktın ki doymamışsın. Ulan gidip bir daha mı alsam dedin. Lakin tutan paranın 15 TL olduğunu ve doymadığını hatırladın. Ve odana çıktın. Ve arkadaşlarına muhabbetler, telefonda muhabbetler sonrası yatağa yatıp uykuya daldın. Soruyorsun değil mi şimdi cepte ne kadar para kaldı diye. Aylığa 1850 TL demiştik. KYK yurtları, en son tip yurtlar 450 TL. Ve sen o yurtta kalıyorsun. O yüzden 400 TL gitti. Kaldı mı sana 1400? Allah'ın Gastamonu'na gitmek için bir de otobüse bindin. Bilet parasını ortalama 180 diye düşünelim. Düş 180 TL'yi. Kaldı mı sana 1220 TL? Telefon faturan var. Onu da çıkarman lazım. 100 TL altı bir paket yok. Yurdunda güzel bir internet olmadığı için s**k kullanacaksın kendi internetini. O yüzden internetinin güzel olması lazım. 150 TL'de oradan düş. Kaldı mı sana 1070 TL? Yemek yedin 2 TL gitti. Kaldı mı sana 1068 TL? Hadi iyisin. 1068 TL ile geçineceksin. Ama şu 1068 TL'yi bir bölelim ya 29 güne. Ne çıkacak merak ettim. Günlük 37 TL. Şaka mı lan bu dedin? Sigara kullanıyorsan s**k tuttu. Bir paket sigara 25 TL zaten. Tütün içerim dedin. Tamam, ithal tütünler 45 TL. Neyse, ben içmediğinizi farz ediyorum. Şu devirde hangi genç sigara içmiyor ki? Yani günlük 37 TL paranız var. Kastamonu'da herkes her yere yürüyor. Bu yüzden otobüse para vermezsin. Ama sen üşengeç ve şişman biri olduğundan otobüse bineceksin. Burada kart alırsan öğrenci 4.80, kart almazsan 6 TL kredi kartından kesiyor. Ben kart aldığını farz ettim ve 4.80 TL vereceksin. Gidiş ve geliş yapsan 9 TL falan tutar. Yani o 37 TL'den 9 TL çıkar. 28 TL kaldı mı sana? Tamam, güzel. Sonra okulda da yersin içersin kardeşim. Bir çikolata alsan 3 ila 9 TL arası. Sen 3 TL'lik aldın. Bir de çay al. 2.5 TL. 5.5 TL. Bunu çık. 21.5 TL kaldı mı sana kardeşim? Hadi arkadaşların diyecek, oğlum okey'e gidelim. Okey'de de 4 çay içersin kesin. Net çay fiyatı 3 TL. 4 kere 3, 9 TL. Ve bu da gitti. 12.5 TL param var. Evet, yurda gittin. Akşam da yemek yiyeyim dedim. Ve verilen yardımın üstüne 5 TL vermen lazım. Bu her gün değişebiliyor. Kafana göre yani. 7.5 TL ile günü kapattın. Kardeşim, her gün böyle olmaz.
Zaten her gün farklı geçer. Tamam, güzel, böyle devam. Para yetiyor. Ha, sigaraya başlamaman lazım. Başlarsan kredi kartından yemek zorunda kalırsın. O da seni sıkıntıya sokar. Neyse, dersler desen güzel geçmez. Çünkü taşlıda olan üniversiteler ve tüm devlet çalışanları saldım çeyreğe Mevlam bayıra diye çalıştığı için yani sürekli yatıyorlar. Sen bir şey anlayamayacak, sadece yoklama için okula gidip gideceksin. Ya da anlayacaksın. Şimdi bunu dedim diye bilinçlemeyi kalkmayın. KYK yurdunu sevmedin değil mi? 4 kişi kalıyorsun ve odamdakilerden bazıları ikinci öğretim olursa yandın. Uyuyamayacaksın ve senin derslerin sabah 8.30'da. Kalkamayacaksın. Ve derslerden geri kalacaksın. Zaten gitsen de anlamayacağın için geri kalmış olacaksın. Çünkü üniversitede de lisedeki gibi ezber sistemi yok. Türkiye'de uygulamalı üniversite dersleri az. Sen uygulamalı işleneceğini düşündün değil mi? Tamam, sakin ol, kızma. Bir aycık bir süre geçti ve sen dedin ki artık yeter. Eve çıkayım da kafam rahat olsun dedin. Yanılıyorsun öğrenci. Bir öğrencinin kafası ne zaman rahat olmuş? O yüzden öğrenciler ne düşünür, neyi kafasına takar size söyleyeyim. Dersleri geçmek, kendini geçindirmek, eve ya da yurda para vermek, insanlarla olan kötü muhabbetleri düşünmek, istediğin şeyi alamamak, borcu varsa borçlarını nasıl ödeyeceğini düşünmek. Borcu olmayan öğrenci mi olur be? O öğrenci değildir. Babadan zengin. Evet, bunlar saydıklarım. Saymadıklarım da var. Ailesi olmayan öğrenciler için çok zor. Artı olarak Türkiye'deki eğitim sistemini hiç sevmiyorum. İlk okulda ve ana sınıfından beri okula gitmek istemeyen biriyim. Hala da istemiyorum. Zaten birçoğu istemiyor ama gitmek zorundayız. Çünkü matematik, fizik ve gereksiz şeyleri bilmez memur olamayız. Onları bilmiyoruz. Bu eğitim sistemiyle ne öğretilirse öğretilsin hiçbir şey öğrenemiyoruz. Tabii bazı öğretmenler hariç. Çünkü onlar gerçekten güzel eğitim veriyor. Bu ezber sistemi olmasına rağmen. Türkiye'deki eğitim sıkıntılarına gelirsek, Türkiye'de olan başlıca sıkıntı ezber sistemi. Zaten bunun sonrasında diğer sıkıntılar geliyor. Gençlerin kaygı problemi, bu her eğitim kurumları için geçerli. Kaygıdan tutun strese ve bazı öğrencilerin intiharı ile sonuçlanan sınav psikolojisi. Devlet bizi elemek için bir sistem kurmuş. Ama keşke tamamen elenmiş olsak. Üniversiteye gittiğinde bile sınavlara tabi oluyor. Sonra diplomayı aldıktan sonra iş bulmak için ilanlara baktığınızda sizin sektörde 3 yıl deneyim, 2 yıl deneyim istiyorlar. O yüzden işsiz kalıyorsun. Ha, akademisyen ol dersen yalaka olman lazım. Sen böyle biri değilsin. Benim gibi çılgınsın. Hoca sana bir şey dese alttan almaz. Ne diyorsun lan diye girişirsin. Türkiye'deki eğitim sıkıntısı bu. Öğrenci olmak çok hoştur. Ama başka ülkelerde. Bizim ülkemizde öğrenci değil çalışan olmak gerekli. Cidden bakın, bir yerde çalışırsanız çok iyi yerlere gelir ve mutlu olursunuz. Ama öğrenci olursanız benim gibi çılgın olursunuz. Ne bakıyorsun Ahraz? Abone ol. Şimdi de beğen. Bak, bugün burada biz kaybettik. Ama bu iş daha bitmeye çok uzak. Ben ve ben asker daha ölmüyoruz. Geri dönmeliyiz. Bize ihtiyaç duyulan yere dönmeliyiz.